gidiyor öyle taşın çıkasıya kadar temizlenecek. Çevre büyük bir önem taşıyor. Bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmış. Her şey kanuna, nizama bağlanmış bir durumda. Artık çevremizi iyi korumak mecburiyetindeyiz. Çünkü bu çevrede yaşıyoruz. Yaşamamız temiz bir çevreye bağlı. Gördüğünüz gibi artık katı atıklar yerinde değerlendirilerek tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Şu anda değişim firmasındayız ve firma katı atıkları dönüştürmüş. Halkımız bunları kaynağında ayrıştırarak kapılarının önüne koyuyor ve kapılarının önünden de geri dönüşümü yapılan işte PET, kağıt ve metal atıklar tekrar ekonomiye kazandırılmak üzere burada toplanıyor. Tekrar burada düzenli bir şekilde ayrıştırılıyor. Kağıtlar bir tarafa, petler bir tarafa, madeni olanlar bir tarafa ve ekonomiye bir katkı böylece sağlanmış oluyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımıza, hepimize görevler düşüyor ve biz belediye olarak da halkımızdan rica ediyoruz. Bu konuya özen gösterelim. Atıklarımızı kaynağında ayrıştıralım. Zaten belediyemiz adına basılmış poşetler var. Bu poşetleri dağıtıyoruz. Geri dönüşümü yapılacak olan, mümkün olan bu maddeleri bu poşetlerin içerisine koysunlar. Kapılarının önüne koysunlar. Firma gelip bunları alıyor. Gördüğünüz gibi burada gerekli çalışmalar yapılıyor. Kağıtlar ayrı bir şekilde balya yapılmış. PET şişeler ayrı bir şekilde balya yapılmış veya diğer madeni emtia ayrılmış balya yapılmış şekilde bunlar değerlendirilmiş oluyor. Hepimiz bu konuda hassasiyet gösterelim. Ben bir konuyu daha özellikle halkımızdan rica ediyorum. Artık saatli çöp toplama uygulamasını genelde başlattık. Tamamen değil ama genelde başlatmış durumdayız. Bu devam edecek. Yani artık yollarımızda, kaldırımlarımızda çöp konteynerleri, çöp bidonları kalmayacak. Peyderpey bunları topluyoruz. Eskiyenin yerine yenisini koymuyoruz. Koymayacağız. Uygun olan da bu. Neden? Artık çöp konteynerleri, çöp bidonları oradan oraya itiliyor. Hiçbir vatandaşımız kapısının, penceresinin önünde çirkin bir görüntü istemiyor haklı olarak. Bu konuda tartışmalar oluyor komşular arasında. Bu bir. İkincisi, konulmuş olan çöp konteynerleri, çöp bidonları sokak hayvanlarınca karıştırılıyor. Suları akıyor, etrafa pis kokular yayılıyor ve o kaldırımlarda kötü görünümler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz bunları istemiyoruz. Hiçbir insanımız da kötü görüntüler, kötü kokular burnuna gelsin istemiyor. Temiz bir çevre istiyorsak bunlara gerek yok. Çöp kamyonlarının ne zaman geleceği
ilan edildi. Hatta apartman girişlerine saat kaçta geleceği yapıştırıldı ilanlarla. Sizler aracılığınızla duyurduk. İnternet sitemizde var. Halen bu çalışmalar devam ediyor. Lütfen rica ediyorum artık saatli çöp toplama uygulaması devam ediyor. Çöp konteynerlerinin yerine maalesef efendim çöpler konuluyor kaldırımlara. Hiç kimse kaldırımlara çöp koymasın. Çöp poşetleri koymasın. Artık bundan sonra cezai müeyyideler de uygulanacak. Peki çöp poşetlerini kaldırımlara koyduk. O zaman bizim çöp konteynerlerini kaldırmamızın hiçbir esprisi kaldı mı? O zaman dursun. Hayır. Oraya konulmayacak. Saatinde çöp kamyonuna çöp poşetleri verilecek. Veya herkes kapısının önüne koyacak saatinde. Kapısının önüne, başkasının kapısının önüne kaldırıma değil. Çöp kamyonu gelecek ve kapısının önünden efendim çöp poşetini alıp yürüyecek. Bunu özellikle halkımızdan rica ediyorum. Özet olarak diyorum ki lütfen kaldırımlara çöp poşetlerini koymayınız. Teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız var zaten. Nasıl olursa yakında daha güzel hale alacağız. Gelcan sokakta görünmedi. Çekin mesela. Kocaman yasak. Ben burada kaldım. Ben fotoğraf çekmiyorum ama çekilsem olarak. Ceza konusunda. Cezaevi. Tamam başka bir cezaevi. Cezaevinin önündeki boşluk ne oldu? Şuradan bahsediyorum. Evet. 10 metrelik çekme mesafesi. Evet. Şurası içerisinde çekmiyor sanırım. Tabii ki. Tamam güzel de bizim orada tesisler şeyler var. Şimdi ameliyatımız var ya. Şurada otopark falan olarak kullanıyor şu anda. O buraya mı girdi? Buraya mı girdi? Ne oldu? Şurada başkanım, şurada. Şurada şu kısımda olur. Kullanılan yer. Hangi kısımda? Şu 10 metrenin içerisinde başkanım. 10 metrenin içinde mi? Evet, yolda değil o. Şurada yani fiilen zaten 10 metrelik çekme mesafesi kullanıldı mı diyorsun orada yani? Şurada. Rastlıyorum başka mani yok zaten. Ben 82 kilo açayım. Yani gelecekte orası genişletilemez mi Mustafa'cığım? Yani herhalde başkanım öyle bir şeyden bahsediyor. Yani istikbalde bir genişletme planlanıyor. Ya şimdi bakın. Bura böyle gelmiş mi kardeşim? Şurası. Bura böyle gelmiş. Burayı niye çıkarıyoruz? Niye cep yapıyoruz burayı? Ya ben yolu genişletmeye çalışıyorum. Yok cepte bilmem neydi falandı filandı. Böyle şey olur mu? Bu şu mesafeden sonra gidiyorlar. İleride onlar da genişler. Gittikleri zaman orası da genişler. Biz yolun geniş olmasına bakacağız. Şu yapılan plan bu memleketin belki 50 senesine gidecek. Niye geniş düşünmüyoruz? ...2005 yılından bu tarafa üzerinde özenle durmuş olduğumuz Nazım İmar planımız biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz belediye meclisi toplantımızda oy birliğiyle geçirildi ve şimdi askıda bir ay askıda kalacak
neden askıda kalıyor? Gözümüzden kaçan bir takım hususlar olabilir. Efendim, halkımız bunları görmek isteyebilir, bilgi sahibi olmak isteyebilir. Bu açıdan bir ay askıda kalacak. Bu askı süresi içerisinde biz itirazlar olursa bu itirazları meclisimizde tekrar ele alacağız. Ve inşallah en iyi bir şekilde yapmak ve Burdur'un şöyle bir 50-100 senesini kapsayacak bir Nazım imar planını gerçekleştirmiş olacağız. Vatandaşlarımız işte merkez binamıza gelmek suretiyle bunları görebilirler. Burada görevlimiz var, bilgi alabilirler. Evleri, arsaları nedir, ne değildir, herhangi bir şey olmuş mudur, üzerinde bir tasarrufta bulunulmuş mudur? Bunları rahat bir şekilde burada görebilirler. Biz bunu ilan ettik, sizin vasıtanızla da ilan ediyoruz. İnternet sayfamızda aynı şekilde çıktı. Çünkü daha önceki yıllarda vatandaşlarımız diyordu ki bizim haberimiz olmadı. İşte biz de vatandaşlarımızın haberdar olması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Buyursun herkes burada gözüyle görsün veya görevlerimizden bilgi alsın. Teşekkür ediyorum. Efendim, bu 50 yıllık planlamanın içinde çay boyu tabir edilen konusunda olabilir. Yani bundan sonra artık bizim biraz daha meclis olarak elimiz kolumuz genişlemiş oluyor. Bu nevi şeyleri mecliste daha rahat görüşebileceğiz. Adımımızı da yere daha sağlam atmış olacağız. Neden? Çünkü bugüne kadar 1/5000'lik imar planımız yoktu. Herhangi bir değişiklikte itiraz durumunda idare mahkemeleri birinci şart olarak 1/5000'lik imar planında değişiklik yapılmadan 1/1000'likte değişiklik yapamazsınız diye hemen kararı iptal ediyordu. Bu bakımdan şimdi biz böylece bunun önüne geçmiş olduk. 1/5000'lik imar planımızı çıkardık. Söylediğim gibi biraz daha artık adımlarımızı yere belediye olarak sağlam atabileceğiz. Bu faydası var. Yani çay boyunda değişiklik yapabiliriz. Bir takım yerleri kentsel dönüşüm alanı olarak kabul edebiliriz. Bunu Bakanlar Kurulu'na sunabiliriz. Bu yollarımız açık olmuş oluyor. Peki başkanım, bir ayın sonunda ilk olarak belediye olarak nereyi düşünüyorsunuz? Nereyi düzenlemeyi düşünüyorsunuz? Var mı böyle bir planınız? Var tabii. Hamle olarak. Biliyorsunuz deprem evlerini daha önceki meclisimiz kabul etti. Ve bunu biz Bakanlar Kurulu'nda onayına sunduk. Şimdi deprem evleri semti kentsel dönüşüm alanı oldu resmen. Bunun yanında meclisimiz Antalya girişi Fethiye efendim yolu üzerinde olduğu için Manastır dediğimiz Necati Bey mahallesi ve çevresini de kentsel dönüşüm alanı olarak teklifte bulundu. Bunun üzerindeyiz. Diğer eski mahallelerimiz de özellikle eski mahallelerimizin hemen tamamını kentsel dönüşüme alma şeylerimiz var, çalışmalarımız var. Yenice Mahalle neden olmasın? Recep Mahallesi, Dere Mahallesi, efendim Kuyu Mahallesi, Değirmenler Mahallesi, işte Çay Boyu buna yani kentsel dönüşüm alanı olmaya müsait. İnşallah meclisimiz bundan sonra bu konuların üzerinde duracak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.